Azerbaycan'ın Karabağ'da başlattığı anti terör operasyonu ikinci gününde de devam ediyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığı operasyon kapsamında 6 askeri araç ve 4 havan ele geçirildiğini duyurdu. Bölgedeki son durumu öğreneceğiz. Bir kez daha haberci arkadaşımız Selim Toprağa kulak vereceğiz. Selim. Evet, Azerbaycan Karabağ bölgesindeki terör unsurlarını hızla temizliyor, hızla diyorum çünkü açıklamalardan bu anlaşılıyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığı'nın çok sayıda açıklaması vardı. Ee, bölgedeki operasyona ilişkin çok sayıda video paylaştı Azerbaycan Savunma Bakanlığı ve askeri e, buradaki unsurların e, imha edildiği rahatlıkla e, bu videolardan görülebiliyor. Ben de kameraman arkadaşım e, Mustafa Tunçla birlikte e, sıcak çatışma bölgesine çok yakın bir noktadayız. E, yayınımıza Adam'dan gerçekleştirdik. Şu anda arkamda gördüğünüz bölge askeran. O bölgede de sıcak çatışmalar sürüyor. Bölgede askeri hareketlilik var. Bir önceki yayınımızı başka bir noktadan yapmıştık. Azerbaycan kontrol noktasıydı. Yaklaşık yarım saattir yoldayız. Çok sayıda bu yolda Azerbaycan askeri gördük. Bölgeye sevkiyatın yapıldığını gördük. Tabii az şunu da söyleyebiliriz. Zaman zaman havan toplarının atıldığını görüyoruz. Yolda bir Azerbaycan hava savunma sisteminin devreye girdiğini gördük. Bir şeyi vurdu. Ancak şunu da söyleyebiliriz. 2020 yılında yapılan 2. Karabağ Savaşı'na göre çok daha sakin. Zira zaten ciddi bir direniş beklenmiyordu bölgede sıcak çatışma alanlarında. Azerbaycan ordusuna ciddi bir direniş söz konusu değil. Bunu yapılan açıklamalardan da anlıyoruz. Zaten 2020 yılında yapılan 44 günlük savaşta Ermenistan ordusunun büyük kısmı imha edilmişti bölgede 10 bini aşkın silahlı yasadışı Ermen'i unsuru bulunuyor Azerbaycan buna yönelik bir askeri operasyon başlattı tedbirleri ortaya ortaya koydu İşte buna yönelik bir operasyon devam ediyor şu anda da son açıklama Azerbaycan savunma Bakanlığı'ndan dün akşam saatlerinde yapılmıştı 60 mevzinin ele geçirildiği duyurulmuştu ve çok sayı da e, tabii e, askeri aracın e, askeri unsunun imha edildiği açıklanmıştı. Bu açıklamada tabii gün içerisinde yenilenecektir muhtemelen Azerbaycan ordusu zira hızlı ilerliyor e, bölgede. Bunu fark edebiliyoruz. E, tabii artık e, silah bırakmasını da istiyor Azerbaycan ordusu. Ee, zira burada direnmenin bir anlamı yok. Karabağ, Azerbaycan toprağı, ee, Azerbaycan ordusu zaten çok güçlü. İstenilse de istenilmese de buradaki terör unsurları e, her, her halükarda temizlenecek. Artık e, Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan üç kere çağrı yapıldı. Bölgedeki silahlı unsurlara silahınızı bırakın, teslim olun. E, yine Azerbaycan e, Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamalar vardı. Masaya oturmaya hazırız. Bölgedeki Ermeni temsilcileriyle Karabağ bölgesinde masaya oturmaya hazırız. Bu çağrı yapıldı iki defa ancak şartlar belli. Önceden de Azerbaycan tarafı tabii ki bunu savunuyordu. Bölgedeki silahlı unsurlarınızı çekin, silahsızlaştırın. Bunun haricinde bölgede bir sözde rejim söz konusu hatırlanacağı üzere iki hafta önce bir sözde seçim yapılmıştı. Bu söz Rejimi feshedin ve artık bölgede yaşayan Ermenilerde Azerbaycan vatandaşı olarak, Ermeni kökenli Azerbaycan vatandaşı olarak bölgeye entegrasyonunu konuşalım şeklinde Azerbaycan'ın talepleri var. Biz burada sıcak gelişmeleri takip etmeye devam edeceğiz.